Galatasaray'da transfer gündemi oldukça yoğun değerli izleyenler. Yeni kalecisine kavuştu sarı-kırmızılılar sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Barcelona'lı kaleci İnyaki Peña İstanbul'a geldi. Detayları sizlerle paylaşmak isterim. Sarı Kırmızılıların İspanyol ekibinden bedelsiz kiraladığı 22 yaşındaki file bekçisi gece arası İstanbul Havalimanı'na indi. Aile bireyleri ve menajeriyle birlikte Türkiye'ye gelen İnyaki Peña havalimanında herhangi bir açıklama yapmadı. İspanyol kalecinin bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Genç file bekçisi bu kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. İnyaki Peña'nın işlemlerinin yetiştirilmesi ...yatışması halinde bugün yapılacak antrenmanda yer alması bekleniyor. Galatasaray'ın yeni transferleri Getson Fernandez ve Inaki Pena Antalya'ya yetişiyor. Ara transferde çalışmalarını harıl harıl sürdüren sarı-kırmızılar, iki futbolcu sona geldi. 22 yaşındaki file bekçisinde yaşanan son pürüzlerin giderilmesi durumunda transfer resmen açıklanacak. Ayrıca diğer yandan da orta saha için... Uzun bir süredir görüşmelerini sürdüğü Getson Fernandez'de hiçbir pürüz kalmadı. Benfica ile anlaşma sağlandı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda iki oyuncunun en geç yarın Antalya'da başlayacak olan kampta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Ayrıca orta sahaya takviye yapmak isteyen Aslan'ın bir diğer hedefinde Fiorentina'da forma gençliği orta sahinsu Erik Pulgar var. Galatasaray ve Marsilya'nın Pulgar'ın transferi için Fiorentina ile görüştüğü öğrenildi. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Pulgar, satın alma opsiyonlu kiralanabilir. Pulgar, 2019 yılında Bologna'dan Fiorentina'ya 12.3 milyon euroya transfer olmuştu. Bu sezon sadece 8 maçta forma giyen Pulgar, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta formasından uzak kalmıştı. Galatasaray transferde atağa kalktı. Gomis ve Penan'ın ardından İngiliz devine yıldızı da geliyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük görevine gelen Dominic Torrent büyük bir revizyona gitme kararı aldı. Başkan Burak Elmas'tan acil 5-6 transfer isteyen İspanyol çalıştırıcı transfer listesinde yönetime sundu. Teknik direktör Dominic Torrent'in transferde Avrupa'daki ikili ilişkilerinde kullanabileceğini, Burak Elmas'ı elettiği ve gelmesi muhtemel olmayan isimleri ikna edebileceğini söylediği kaydedildi. Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine flash bir oyuncu daha geldi. Sarı Kırmızılılar İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester United'a forma gelen Yıldız isim için transfer girişimlerine başladı. Galatasaray, Manchester United'ın yıldız orta saha oyuncusu Jesse Lingard'ı kadrosuna katmak için İngiliz deviyle görüşmelere başladı. Taraftarın moralini düzeltecek futbolcuları kadrosuna katarak takımdaki havayı değiştirmeye deflen Başkan Burak Elmas, Lingard'ın temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun kulübünde az forma şansı bulması ve sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle sarı kırmızılılara sıcak baktığını sürüldü. Ocak ayında Lingard'ı kadrosuna katarak Sezon sonu için bonservis bedeli ödemek istemeyen aslan bu transferi büyük bir gizlilikle yürütüyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Lingard 10 numara ve kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1.74 boyundaki yıldız bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da 14 maça çıkarken 2 gol ve 1 asist kaydetti. Kariyerinde Leicester City, Birmingham, Brighton, Derby ve West Ham United formaları giydi. Lingard ayrıca 32 kez de İngiltere milli takım forması giyerken 6 gol kaydetti. Galatasaray'da Gomis'in sözleşme detayları belli oldu. Galatasaray 2. Buffett'in bir Gomis dönemine hazırlanıyor. Sarı Kırmızılar son olarak Alilal'de forma giyen 36 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Galatasaray'ın 1,5 yıllara 1,5 milyon euroluk önerisine karşılık 2,5 milyon euro isteyen yıldız futbolcu bonuslarla ikna edildi. Sarı Kırmızılılar pazarlıkların ardından bonus seride anlaşma sağladı. 36 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray başarı odaklı bir sözleşme imza atacak. Gomis ile bir 1 yıllık opsiyonlu 1,5 sezonluk sözleşme imzalanacak. Buna göre Gomis ligin ikinci yarısı için Galatasaray kulübünden 650 bin euro garanti ücret alacak. Fransız golcü ligin ikinci yarısında Galatasaray formasıyla 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzayacak.